Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünlerle makyaj yapalım istedim. Bir sürü ürün aldım bu aralar olan indirimlerden. Hemen videoya geçelim. Öncelikle makyaja hemen bir bazla başlayacağım. Baz yeni bir ürün değil. NYX'in Marshmallow adlı bu bazını zaten daha önceden de çok beğendiğimi sizlere söylemiştim. Bu bazı bugün de makyajımda nemlendirici olarak kullanacağım. Çok aşırı böyle hani ürünün farklı duruşuyla ilgili bir etkisi olmuyor. O yüzden fondöten altında ben bunu nemlendirici krem gibi kullanmayı seviyorum. Ama ürünün tutuculuğu gün içerisinde iyi oluyor. Ee, köpük gibi bir yapısı var bu arada. Elimde birazcık dağıtarak bunu yüzüme uygulayacağım. Zaten sabah cilt bakım rutinimi öncesinde de yapmıştım. Bir de bunun mis gibi bir kokusu var. Onu da çok seviyorum. Şöyle yüzüme hemen uyguladıktan sonra bunun üzerine de fondotene geçelim. Fondöten yeni bir ürün. Skinfood markasının bir fondöteni. Ben de Trendyol üzerinde bunu web sitesinde gezerken, Skinfood'a ait olan mağazada gezerken gördüm ve çok merak ettim. Bir tane ürün vardı fondöten olarak. Yani farklı renklerini göremedim. White Grape Fresh Up Foundation olarak yazan bu fondöten elimdeki 23 numaralı sand beige olanı. Bunun bana uyacağını düşünerek aldım. Farklı rengi olmaması da açıkçası çok rahatsız etmedi. Çünkü genelde Kore markalarında 23 numara benim ten rengime daha çok uyuyor. 21 çok beyaz kalabiliyor. Ben de açıkçası ten ürünlerinde çok açık renkleri sevmiyorum. E Korelilerin ciltleri daha açık olduğu için ve genelde böyle daha aydınlık beyaz bir görüntüyü tercih ettikleri için de kullandıkları cilt bakım ürünlerindeki o baştaki numaralar çok açık renk gelebiliyor bana. E, o yüzden 23 numara bu bej ya da sand bej gibi olan renkler bana daha çok uyuyor. Daha önceki tecrübemden de yine Mizon'un özellikle çok beğenerek kullandığım, bana da çok sık sorduğunuz, sizin renginiz ne diye sorduğunuz eski ambalajıyla elimde olan bu BB kreminde de 2 numara sand bej olanı kullanıyorum ben. 2 numara sand bejin rengi de aslına bakarsanız bayağı bir koyu bir renk. Şöyle gösterirsem ve bu da sand bej olduğu için buna istinaden hiç rengine bakmadan bu White Grape Foundation'da yine sand bej olanı aldım. Şimdi bunu bunun yanına sıkacağım ki bakacağım rengi nasıl. Evet. Yani birebir aynı. Bakın şu alttaki sand bej olan foodun ki, üstteki Mizon'un 2 numarası yeni ambalajlarda 23'e denk geliyor. İkisinin de renkleri çok benzer. Kesinlikle çok çok benzer. E, bu yalnız şöyle söyleyeceğim. Yukarıdaki Mizon'unki 12 daha beje yakın bir tonken. Aşağıdaki White Grape Foundation olan Skin ki biraz daha açık sarı tonlu olduğunu görüyorum ben. Ama çok yakınlar birbirlerine. Bu yüzden de sevindim. Yani Mizon'u sevdiğim için bu da büyük ihtimalle benim cildime uyacak diye düşünüyorum. Hemen bunu da ziyan olmasın diye şöyle elim üzerine alarak yüzüme koyacağım. Bakın çok koyu değil rengi. Kesinlikle bu bana olacaktır. Şöyle elimin üzerine yine aldığım bir miktarı. Bu arada böyle hafif akışkan gördüğünüz gibi. Şöyle cildimi birazcık dağıtacağım. Saçlarımı yine tokalamıyorum. <laughs> İdare edeceğim bu şekilde. Normalde günlük makyajlarda da çok fazla tokalamıyorum. Çünkü yıkanmış olan saçım hemen taç takarsam tokalarsam o şekilde kalıyor. kakülleri de biraz kısalttım bu ara çok uzamışlardı. O zaman böyle kalsın şimdilik. Ee, şimdi bu süngeri kullanacağım. Bu da aslına bakarsanız yeni ilk kez kullanacağım bir sünger. Estella diye bir markanın. Bunu market alışverişinde almıştım. Sanırım şok markette gördüm. İlk kez de burada kullanacağım. Islattım, nemlendirdim. Bakalım nasıl olacak kullanması. Hemen bununla fondöteni şöyle yüzüme dağıtıyorum. Biraz parfümlü bir ürün bu arada. Şu an yani kokusu bayağı bir burnuma geliyor fondötenin. Ama kötü bir koku değil. Böyle çiçek kokusu gibi geliyor. Çok hafif bir örtücülüğü var şu anda. E, sünger de tabii birazcık emiyor. Bakalım biraz daha dağıtalım. Ancak şu var ki yani renk olarak ton olarak cildime uyduğunu görebilirsiniz. Özellikle çok beyaz tenli değilseniz bu fondöteni ben aşağıya linkleyeceğim bulabildiğim linkleri. 23 numarasını benim tenime yakın olanlara tavsiye edebilirim. Gördüğünüz gibi ilk yani şu anki kapatıcılığı çok fazla örtmedi. Ama bir ten eşitlemesi de yaptı. Zaten yani daha önceki videolarda da söyledim hani ben çok kapatıcı fondötenleri aşırı kapatıcı fondötenleri tercih etmiyorum. Böyle bir nötrlesin hafif o dalgalanmalar yüzündeki yok olsun eşit görünüm olsun bana yeterli oluyor. Çok böyle kabuk gibi kapatıcılığı olan fondötenler hoşuma gitmiyor. Birazcık daha alacağım bir pompa daha aldım bunu da üzerine geçelim. Tabii süngerin de birazcık etkisi oluyor sünger de azaltıyor ürünü ama ben süngerciyim. Süngerle kullanmayı çok daha fazla seviyorum. Devam ediyorum uygulamaya. Bakın ikinci katta şöyle hafifçe. Yani muhtemelen fırçayla uyguladığınızda çok daha iyi örtücektir. İkinci katta kesinlikle çok daha iyi kapattı. Ama zaten böyle üzerinde de hani full coverage bir e, ifade yok. Böyle bir şey belirtmiyor. İçerisinde bu arada white grape dediği üzüm çekirdeği özü de bulunduğu için e, bu antioksidan etkileri bakımından da güzel içeriklere sahip. Skin Food aslına bakarsanız cilt bakım ürünleri, cilt bakım yelpazesi fazla olan bir marka. Ben de tesadüfen web sitesinde gezerken hani yeni çıkan ürünleri sizin için sürekli aradığım için denk geldi gördüm. Ya bunları da bir alayım deneyeyim diye düşündüm. Ve bu videoda da sizlerle şimdi uyguluyoruz. Bu arada sünger de fena değilmiş. Gayet normal uyguluyor. biraz ürün emiyor tabii haliyle sünger yani sonuçta. Ama çok uygun fiyatlı sünger arayanlar için de kutusu da ambalajı da burada hatta. Estella Cosmetics denilen bu markanın ürününü almıştım ben. E yine düşünülebilir, kullanılabilir bir sünger. Fena değil. Bu şekilde fondötenin duruşu. Gördüğünüz gibi cildimde. Yani çok koyu durmadı, çok açık da durmadı. Boynumla da normal bir bütünlük sağladı hiçbir sıkıntı yok gibi görünüyor şu anda. Bakalım makyajın sonuna kadar nasıl duracak? Tabii ben çok mimik yaparsam her çizgilere her üründe oluyor. Yani bunun önüne geçen mümkün değil. Yani çizgilere mutlaka yerleşiyor. O yüzden onları ben dağıtacağım ve pudralayacağım üstlerine. Şimdi evet fondötenimizi kullanmış olduk Skin Food'un fondötenini. Kapatıcıya geçeceğim. Kapatıcı zaten var olan bir ürün uygulayacağım. Yeni bir ürün değil. Bu da Maybelline'ın Instant Anti-Age Eraser adlı kapatıcısını kullanacağım. Benim elimdeki rengi 0.1 light olan rengi. Hemen bunu göz altlarıma geçeceğim şöyle. Biraz da şuralara hafif bir geçelim. Rengi biraz daha açmak için. Yine bunu da süngerin diğer tarafıyla dağıtıyorum. Evet bu haliyle kapatıcıyla da göz gözaltlarını bir nötrledik. Şimdi hemen pudraya gelelim. Pudra olarak elimde olan ve çok sevdiğim pudralardan birini kullanacağım. Lovely'in HD Loose Powder adlı bu pudrasını kullanacağım. Bunu hem ben baking için de kullanıyorum hem de aynı zamanda bütün makyajı sabitlemek için veya güneş kremi üzerine de kullanıyorum. Pudra fırçası olarak da yine Nashita Pro Plus'ın 291 numaralı olan bu aslında kontür fırçası olan bu fırçasını uygulayacağım. Bununla hemen ürünü göz altlarıma geçiyorum. Şöyle fırçada kalanı da hafifçe dağıtacağım. Çok fazla değil. Tekrardan içerisine sokmadan sadece kalanı dağıtıyorum. Bronzer uygulamadan önce far paletini kullanalım istiyorum. Far paleti olarak da benim elimde yeni olan ama yeni bir far paleti değil. Zaten Wet n Wild'ın far paletlerini çok beğendiğimi hatta çoğu ürünü çok beğendiğimi söylüyordum. Bu Lights Off adındaki soğuk tonlara sahip olan far paletini uzun zamandır kullanmak istiyordum. Bugün bunu sizlerle birlikte uygulayalım istedim. İlk kez bu videoda sizlerle kullanacağız bunu. Renkleri bakımından şöyle bakarsanız eğer, ışıltılı ve mat farlara sahip olan çok güzel bir palet. Bütün renkleri kullanmayacağım. Buradaki bazı renklerle uygulama yapacağım. Zaten bu far paletini çok kişinin deneyimlediğini de biliyorum. O yüzden sizlerin de belki elinizde koleksiyonunuzda da vardır. Şöyle yapalım bronzerla birazcık geçelim isterseniz. Hafif böyle bir şey olsun. Yani birazcık daha sıcak bir ton vereyim. E, ee, Maybelline In City bronzerını kullanacaktım bugün. Bunu elimdeki 100 numaralı olan light cool rengini biraz ben hafif fırçama alıp bunu bir önce şöyle göz kapağımın üzerine de geçeyim. Biraz da yine göz altıma da bunu geçeyim. Eşitlemek için. Buradaki yine aşağıdaki mat renkten birazcık alacağım. Böyle gri bir ton. Yine aynı fırçayla alıyorum. Ve bunu çok hafif şöyle bir uygulayalım buraya. Gördüğünüz gibi böyle bir soğuk griye bakan hafif böyle vizon renkli bir tonda. Çok fazla mat renk yok. Şu dışarıdaki yeşil, siyah ve burada içerideki koyu kahve mat renkler. Diğerlerinin hepsi ışıltılı. İçerisinde hafif böyle bir sim var mesela şu alttakinin de. Yine yukarıdakiler tamamen ışıltılı olan renkler. O yüzden ışıltılılarla bir uygulama yapacağız. Şuradaki mavimsi olan ışıltılı fardan fırçamla alacağım böyle. Bayağı bir mavi tonda ve bunu göz kapağımın üzerine yerleştireceğim. Sadece böyle üçte ikisine kadar bunu uyguladım. Çünkü iç tarafa daha sonra daha açık rengi uygulamak istiyorum. Bu haliyle mavi tonu, gri mavi gibi olan çok güzel bir ton. Bunu uygulamış oldum. Şimdi geçiyorum birazcık daha böyle açık renk uygulamak için. Buradaki renklerden şurada gördüğünüz en altta en baştaki rengi yine aynı fırçanın arka tarafıyla alarak bunu da göz içime doğru bunu uygulayacağım. Yine böyle vizon ışıltılı bir tonda. Minik minik simler var içerisinde. Hatta bunu biz elimizle uygulayalım. Fırçayla çok kolay uygulanacak bir fara benzemiyor. Dökülmesin diye bunu parmağımla. Evet parmağımı alarak bu şekilde yerleştireceğim. Kesinlikle parmakla çok daha başarılı görünüyor. Evet biraz dökülmeye müsait bir far. O yüzden çok fazla kıpırdatmamak gerekiyor sürerken. Yapıştırarak belki bir farbazı da etkili olabilir bunun altında. Minik minik şuralara döküldü mesela hafifçe ben yakından görebiliyorum. Üzerinden tekrar fondötenimi geçeceğim kapatıcımı. Koyu olan renklerden dış tarafa hafif bir koyuluk vermek için de şuradaki koyu füme gibi olan rengi birazcık dış tarafı karıştırmak için kullanacağım ben. Bundan biraz alıyorum. Evet şu yukarıdaki ortadakinin hemen yanındaki renk. Böyle birazcık daha yanar döner bir renk. Biraz ondan da koyalım. Bu mesela çok dökülecek bir renk değil aşağıda kullandığımız gibi. Keşke başta bunu koysaymışız. Biraz şunu da üstüne ekleyelim. Şimdi çok hafif şu alt kirpik dibime de yukarıya uyguladım. Buradaki koyu gri olan renkten biraz alıp şuraya birazcık uygulayacağım. Koyu renk makyajları sevenler için daha uygun bir far paleti olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki renkler gerçekten çok koyu ve kendisini çok gösteren renkler. Buradaki ışıltılar tamam açık renkler güzel fakat bu taraf koyu. Ben açıkçası hani çok benim günlük makyajlarımda kullanacak bir palet değil. Ama bu paleti hani böyle bir gece makyajı yapılacaksa er, o zaman değerlendirebilirim. Benim mesela bu Wet n Wild'ın e, onlu paletlerinden daha önceki paletleri daha çok vermiştim. Ama bunun rengi birazcık bana e, yani benim tarzıma çok uymadığı için. E, tabii ki bu renkleri tercih edenler için güzel bir palet olduğunu da söyleyebilirim koyu makyajları sevenler için. Bu benim kişisel görüşümdü. Şimdi bunun üzerinden şöyle bir altı ben hemen temizleyeyim. Tekrardan üzerinden bir geçeyim alt tarafın. Ondan sonrasında devam edelim. Kesinlikle simler çok dökülme yapıyor ve üzerinden geçilse bile şu an yapıştı oraya kaldı. Yani böyle hafif bir ışıltı şuralarda var. Ben çok memnun kalmadım yani bu görüntüden. Açıkçası bu yukarı uyguladığım ışıltılı farın, şu özellikle altta gösterdiğim farın dökülme yapması şu anda makyajı bu şekilde getirmesinden hiç memnun kalmadım. Ama devam edeceğiz bir şekilde. Yapacak bir durum yok şu anda. Kapattığım halde alttan o parça parça bazı yerlerdeki sim yansımasını görüyorum ve sanırım gözlerim açıp kapadıkça da aşağı dökülmeye devam ediyor bu. Işıltılı farların dökülmesinden yana memnuniyetsizlik oldu. Neyse devam edelim biz uygulamamıza. Şimdi yeni bir ürün daha kullanacağım. Bu Miss Demi markasına ait olan Color Me Fine. Color Me Fine adında böyle bir set var. Bu da yine yeni aldığım ürünlerden bir tanesiydi. Şöyle göstereceğim renklerini size. İçerisinden tam 12 tane farklı renkte eyeliner çıkıyor ve bunlar Böyle keçi uçlu, biraz boya kalemlerine de benziyor. Çok farklı renkler var. Farklı makyajlarda yine bazen uygularız bunlardan ama ben bugünkü makyajla buradaki renklerden koyu renklerden hangisini kullanalım diyorum. Yine siyah olanı kullanalım. Klasik olacak ama aslında siyahın da duruşu en çok kullanılan renk olduğu için herkesin de merak edeceğini düşündüğüm için kahverengi ve siyah biraz daha fazla kullanılan eyeliner'lar oluyor tabii. Eğlenceli makyajlarda yine diğer renkler değerlendirilebilir. Ee, çok güzel bir duruşu var. Kolay uygulanıyor. Keçi ucu dediğim gibi incecik. Bununla hemen bir kirpik tiplerine çok ince bir geçiş yapayım ben. Ondan sonrasında maskaramıza geçelim. Kolay uygulanıyor ama e, keçi ucu normalde eyelinerlarda olduğu kadar çabuk böyle hani esnemiyor. Normalde sürerken kolay çekmenize ve o likit ürünün de ucunda baya bir kolay akışkan olmasına imkan sağlar ya. Bu gerçekten böyle hani... Keçeli kalemler gibi öyle söyleyeyim. Bayağı bir üzerinden böyle tekrar tekrar çizmeniz gerekiyor. E, yalnız ben bunları tabii elim üzerine de sürüp denediğimde çok kolay çıkmıyordu, hemen kalıyor yerinde. Onu söyleyebilirim. Akması kokması da yok. Böyle bu şekilde durabiliyor gün içerisinde de. Biraz rengi sürdükten sonra alttaki farla ilgili olarak sanırım hafif bir yeşile döndü. Tam böyle çok simsiyah gibi durmuyor. Çok yakından içerisinde böyle minik bir yeşile döndü. Alttaki o mavi farla ilgili de olabilir tabii ki bu uygulama sonrasında. Hemen arkasından geçelim maskaramızı uygulamaya. Maskara Sephora'dan yaptığım bir alışverişle gelen bu Size Up maskaranın mini boyu elimde gördüğünüz. Bunu şimdi bugün kullanacağım. Çok daha öncesinde ben bu maskarayı denemiştim ama epey bir zamandır da elimde yoktu. Şöyle göstereceğim küçücük minik bir boyda ama kullanım için yeterli gelecektir. 1,5 gram bulunuyormuş içerisinde. Hemen bunu şimdi kirpiklere uygulayarak duruşunu görelim. Maskara tabii küçük bir maskara olduğu için kullanması çok pratik. Hemen böyle döndürebiliyorsunuz kirpiklerde. Uzatması, hacimli göstermesi gördüğünüz şekilde bir katta bile gayet başarılı bence. Yoğun kum saati gibi olan fırçaları da oldukça sık aralıklı olan bir fırça başlığı var. Oldukça da kolay uygulanıyor. Seyahat boyu olarak çok mantıklı yani bu boyda çantaya atçık. Yerde kaplamadığı için. Kirpikleri tutarak şu Dönüşü yaptığınızda kirpikleri tutarak kaldırması gayet iyi. Yakalıyor yani kirpikleri bayağı bir. O yüzden başarılı. Daha önce dediğim gibi ben bunu kullanmıştım ama burada sizlerle birlikte de ilk kez uygulamış olduk. Mini Size Up Sephora'nın maskarasını. Şimdi hemen geçelim bundan sonra bronzerımıza. Bronzer dediğim gibi Maybelline City bronzerını kullanacağım. Elimdeki 100 numaralı olan light cool olan rengi. Zaten açık tonlu olduğu için ben bunu o yüzden de seviyorum. Benim ten rengim de çok koyu olmadığından rahatlıkla uyguladığım ürünlerden biri bu. Evet, bundan sonra şimdi gelelim hemen allık uygulamamıza. Allık olarak yine Skinfood'un bir allığı var elimde. Bir de aynı zamanda Lip and Cheek adlı bir paleti var Skinfood'un. Bunları size denemek istiyorum bu videoda. Bu şekilde göstereceğim. Şöyle üzerindeki kağıdı da alayım. Şöyle bakarsanız eğer bunu hem allık hem de dudak ürünü olarak kullanabiliyorsunuz. Çok farklı renkleri var. Gayet güzel, hoş renkler var. Ben bunu dudakta kullanmak istiyorum. Allık olarak uygulamak istemiyorum. Tint gibi kullanacağım bugün. Ama renkler bakımından da biraz hani makyajla böyle çok örtüşmeyebilir. Genelde soğuk tonları kullandığımız için şu anda. Allah'a geçersek eğer bu da bu şekilde Skin Food'un Juice Extraction Blush olarak geçen oje şeklinde görünen allıklarından şöyle göstereceğim size. Rengi de çok evrensel bir tonda aslında. Şöyle bakarsanız her tene gidecek olan renkten. Hemen bunu bence birazcık şöyle yüzüme dağıtarak uygulamaya başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Güzel bir tonu var. Baya pembe pembe gösteriyor. Hafif böyle bir o nemliliği var ama ışıltısı yok. İçerisinde sim bulunmuyor bu arada. Elimdekini de alarak devam edeyim hatta. Bu arada her yerim sim oldu ya her yerim yani far her yere bulaştı bu kadar bu kadar bulaşabilen bir far olabilir mi her yer sim kesinlikle bu far paletiyle çalışacaksanız önceden göz makyajınızı yapıp sonra teninizi tamamen temizleyip kapatmanız lazım o simler çıkmıyor bulaşıyor her yere buralarda da bayağı bir koyu gölgeler gibi kaldı e, bu beni açıkçası tedirgin de etmiyor değil yine bir kapatıcıyla üzerinden şöyle bazı yerleri geçmek istiyorum. Evet far paleti ne yazık ki benim için favori bir far paleti olmadı. n Wild'ı çok sevmeme rağmen, n Wild far paletlerini çok sevmeme rağmen bu far paletiyle anlaşamadım ben. Bilemiyorum Lights of far paleti bana göre değilmiş. Birazcık daha şöyle aldıktan elimin üzerine alacağım. Elimin üzerinde yine karıştırarak. Şöyle biraz da burun üstüne dağıtalım. Evet bu haliyle aldığı görmüş olduğunuz Aldık çok güzel. Rengi çok güzel. Yani elimde dağıttığım zamanki rengi de gerçekten çok başarılı. Kolay uygulanan. Yani böyle rengini veren ve böyle hafif bir orayı böyle nasıl diyeyim glowy gösteren bir etkisi var. Işık yansımasını gösteriyor. Fakat içerisinde sim bulunmuyor bu arada. Kesinlikle simli değil ama böyle aydınlık bir görünüm de veriyor. Hemen geçelim dudak ürünlerini uygulamaya. Lip and Cheek Lunchbox olarak geçen bu paleti. Yine Skinful'un bu paletini kullanacağım. Burada içerisindeki renkler aslına bakarsanız meyvelerden esinlenilmiş gibi görünüyor. Ben bu renklerden şu anda dudak fırçasıyla dudağıma bir uygulayarak sizlere göstereceğim. Şöyle yapacağım. Buradaki renklerden şu andaki makyajıma pembe daha çok gidebileceğini düşündüğüm için pembeden alıyorum. Ve bunu dudağımıza uygulayalım. Oldukça açık bir pembe yok gibi görünüyor aslına bakarsanız. Böyle çok açık olduğu için beyaz tenler bunu mesela allık olarak da rahatlıkla kullanabilirler. Ben şimdi birazcık bunu değiştireceğim. Sileceğim. Tekrardan başka bir renkle kullanalım. Öbür renklere de bakalım. Şimdi de buradaki renklerden aslına bakarsanız daha koyu olduğu için şu en dıştaki rengi kullanalım istiyorum. Biraz daha kendi gösteren bir renk olduğundan onu alacağım. Evet bu haliyle bu rengi daha çok beğendim. Birazcık daha böyle dudakları ön plana çıkardı. Ve bu farla da bence birazcık daha fazla uydu. Şu en sondaki rengi kullandım. Kendini daha gösteren bir renk. Tint gibi dağıtarak da kullanabilirsiniz. Ben fırçayla sanki bir rujmuş gibi uyguladım. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yine diğer renkleri de swatchlarda zaten göstermiştim size. Bu şekilde makyajın sonuna gelmiş olduk. Bir de setting spray sıkalım hemen. inixin Bare With Me adlı bu makyaj sabitleme spreyini şöyle bir sıkacağım. Niye sabitliyorsan bu simleri bilmiyorum ama. Bunun da üzerine yine Nixin Bare With Me serisinde çıkardığı bu Brow Setter adlı kaş sabitleme ürünüyle de kaşlarımı şöyle bir fırçalayacağım. Evet böylece makyajın sonuna gelmiş olduk. Yeni ürünler kullanmış olduk ve şu son anda sizin Nebu Fondöten hakkında da bir kısaca bilgisini vererek kapanışta da bundan Bahsetmiş olayım çünkü makyajı yaptığım andan beri geçen süre içerisinde fontenin duruşunu beğendim. okside olmadı gördüğünüz gibi cildimdeki duruşu gayet güzel. Kapatıcılığı dediğim gibi çok fazla yok ama ten eşitlemesi yapıyor. Onun dışında hemen geçersek buradan far paletine. Far paleti ne yazık ki bu Lights of Far paleti. Wet n Wild'ın far paletlerini ben normalde çok sevmeme rağmen benden sınıfta kaldı. Çok fazla dökülüyor. Yüzümün çünkü her yerinde şu anda simler var buralarda. Üzerine tekrardan kapatıcı ve fondöteni geçtiğim halde o simler yapıştı kaldı hiçbir şekilde geçmedi. Kesinlikle göz makyaj öncesinde yapılması lazım ama kapatıp açtıkça da aşağı dökülmeye devam etti. Buralarda çok fazla miktarda simler var. Bu görüntüden pek hoşlanmadım açıkçası. Dökülen simli farlar dışında diğer koyu renk farların da pigmentasyonları oldukça yoğun. Eğer koyu renk uygulamayı seviyorsanız mat renkler bakımından palet işinize yarayabilir ama Işıltılı farlardan özellikle şu alttaki ışıltılı far aşırı aşırı dökülme yapan bir farmış. Ee, tekrardan onu kullanmayı da düşünmüyorum açıkçası. Yani bu palet içerisinden şu alttaki farı bir daha çok zor kullanırım diye düşünüyorum. Lights of paleti dediğim gibi bu şekilde benden çok geçer not alamadı. Onun dışında yeni ürünlerden Skinfood'un bu allığını çok beğendim. Rengi çok güzel bir renk. Ee, böyle çok her tene uyabilecek bir renk açıkçası. Elimdeki 3 numaralı olan rengiydi. Kullanımı da oldukça pratik eğer bu tür böyle hani likit allıkları zaten Kore ürünlerinde olan likit allıkları seviyorsanız buna da bakılabilir. Rengin kalıcılığı da oldukça iyi uzun bir süredir yüzümde olduğu halde hiç gitmedi gördüğünüz gibi. Onun dışında yine yeni kullandığımız dudağımdaki bu Lip and Cheek paletini çok beğendim. Ben bununla birazcık daha kurcalayacağım oynayacağım içerisindeki renkleri tek tek deneyeceğim ayrıca da. E, dudaklardaki yumuşak duruşu çok güzel tint gibi böyle dumanlı dağıtarak da sürebileceğiniz gibi. Dediğim gibi fırçayla da sürdüğünüzde böyle çok güzel bir ruj görünümü veriyor. Fakat tabii ki bunlar kremsi yapıda olduğu için yani transfer olması mümkün olan ürünler. O yüzden hani mat bitişli çıkmayacak, maskeye transfer olmayacak ürünler gibi düşünmeyin. Ama farklı renkleri bir arada olması ve aynı zamanda allık gibi de kullanılması açısından bence gayet ekonomik oluyor bu fiyata göre. Böyle bir palet çok güzeldi bence. Onun dışında gelelim eyeliner'lara. Şu kalem gibi olan, keçeli kalem gibi olan eyelinerlardan. Siyah olan rengini bugün kullandım sizlerle birlikte. Sürümü kolay ama söylediğim gibi yani böyle keçeli kalem gibi sürekli üzerinden geçmeniz lazım. Yani bir kere de böyle bir o likit eyelinerlarda olduğu gibi yine böyle keçeli formda ama likit eyelinerlarda mesela Biulis'in ya da e, NYX'in ya da e, dediğim gibi Maybelline'in e, hyper precise eyelinerlarında olduğu gibi böyle çektiğiniz anda jilet gibi bir anda kalmıyor. Biraz üzerinde böyle git gel yapmanız gerekiyor. Ee, o anlamda hani keçeli kalem gibi uğraştırıyor. Ama kalıcılığı iyi akmıyor, sabit duruyor. Diğer renklerde de bu performansı bileğimde gözlemledim. Kalıcı ürünler olduğunu söyleyebilirim. Fiyatına göre 12 eyeliner'ı bu şekilde paket halinde almak. Eğlenceli renkler arıyorsanız düşünülebilir. Ee, bu şekilde bu üründe yorumlamış olduk. Ne kaldı yorumlamadığımız? Bir de Size Up maskaramız vardı. Bu maska dediğim gibi daha önceden de kullanıp beğendiğim bir maskaraydı. Şu anda da hala kirpiklerimdeki aşağı düşme olmadı. E, kirpikler yukarıda ve gayet de dolu görünüyor. O yüzden Size Up maskara yine favorilerden söylenebilir ürünlerden. Evet bunlar da bugün denediğimiz, e, sizlerle tek tek uyguladığımız ürünler. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Sizlere de böyle farklı ürünleri deneyerek bir makyaj videosu hazırlamak istedim. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı, kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olarak zil işaretine basıp bildirimlerinizi de açmayı unutmayın ki her hafta düzenli yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.